Herkese selam. Hadi gel, sana Kore'ye gittiğinde işine yarayacak ipuçları vereyim. Ama aramızda kalacak. Kore'nin para birimi won. Bir Türk lirası yaklaşık 43 won ediyor. Yani diyelim ki karnın acıktı ve ekmek alacaksın. Ekmek Kore'de 3150 won. 3150 won 73 Türk lirası eder. Yani ekmek almak için 73 TL ödemen gerekecek. Dur dur, çok pahalı diye hemen korkma. Kuru ekmek yenmez. Yanına tavuk patates yapayım dedin. Bunun için ekstra 16 bin won daha ödeyeceksin. Bu da akşam yemeğini toplam 446 TL yapıyor. Gayet uygun ve lezzetli duruyor. Eyvah, başına bir şey geldi. Kimi arayacaksın? Kore'de polisin numarası 112. Bu aklında kolaylıkla kalır. İtfaiye ve ambulans içinse 119'u arayabilirsin. Korece'yi iyi bir şekilde bilmiyorsun varsayalım. Ücretsiz çeviri hatlarını 1588'i veya 5644'ü arayabilirsin. Ülkemizin hava şartlarını düşünerek Kore'ye gidersen sorun yaşayabilirsin. Ülkemizde yazın yağmur neredeyse hiç görülmez. Kışın ise soğuk ve bol yağmurlu geçer. Kore'ye yaz aylarında gittiğinde ise yanına yağmurluğunu almazsan epey ıslanabilirsin. Çünkü Kore'de yaz ayları yağışlı ve sıcak, kış ayları ise soğuk ve kurak geçer. Kış mevsimi Kasım ile Mart ayları arasında yaşanır. Yaz ise Haziran ve Ağustos ayları arasında. Geriye kalan kısa dönemde ise bahar yaşanır. Buna rağmen Kore'nin en güzel dönemleri bahar ayları denebilir. Çiçekler açar, göllerde kanolarla turlar düzenlenir, festivaller ve daha birçok güzellik. Kore'ye gittiğinde yanına alman gereken parayı hesaplaman için birkaç bilgi ve acil durumda yapabileceklerini sana söyledik. Yaz aylarında çıktığın Kore tatilinde bizim sayemizde ıslanmayacaksın. Yorumlarda senin de bildiğin bunlar dışında Kore yaşam ipuçlarını yazabilirsin. Görüşürüz.